Mutlu akşamlar efendim. Her akşam olduğu gibi bu haftada çok değerli yeni bir konuğumla karşınızdayım. Bugün bir ekonomist, yatırımcı ve Forex ile ilgilenen bir arkadaşımızla birlikteyiz. Bugün Forex nedir? Para piyasaları, Forex piyasalarını, Türkiye'deki faiz indirimini, altının yatırım aracı olmaktan çıkması durumunu ve Türkiye'de yatırım davranışlarını, alışkanlıklarını, tüketim alışkanlıklarını ve ekonomiye etkisini, özelleştirme ve etkilerini, bunların hepsini bugünkü konuğum Sayın Hakan Yılmaz'a soracağız. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Öncelikle kısaca bir tanıyabilir miyim sizi? Tabii, yabancı sermayeli bir firmada genel koordinatörlük yapıyorum. Hı hı. Bir yandan da yazarlık, akademik çalışmalar da bulunuyorum. Forex piyasalarıyla ilgileniyorum. Ekonomiye merakınız nereden geliyor? Sayılarla aram iyi olduğu için ekonomiye merakım 10 senedir, yani yaklaşık 8-10 senedir merakım başladı. Çok önemli, çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Aynı zamanda çok ciddi bir sorumluluğunuz var. Evet. O yüzden hani rakamlarla oynamak biraz tehlikeli esasında. Zaten işte ekonominin kanunu risk almadan para kazanılmaz. Dolayısıyla biz de risk alıyoruz. Risk almak durumundayız yani. Başka. Peki Forex nedir? Öncelikle onu sormak istiyorum. Bir öğrenmek istiyorum. En yalın haliyle öğrenmek istiyorum. İki farklı yabancı para cinsinin karşılıklı alınıp satıldığı, hı hı, piyasalardır. Ki sadece para birimleri değil, emtia ve emtia gibi kıymetli madenlerin de alınıp satıldığı piyasadır. Hı hı. Yaklaşık işlem hacmi 5.5 trilyon dolar gibi bir işlem hacmi var. Nerede? Tüm dünyada mı? Dünyada bu? Tabii ki. Türkiye'de mi? Türkiye'de dünya. Galiba çok daha yakın bir zamanda geldi. Tabii ki. Yani, profesyonel anlamda birkaç senedir bu sistem kullanıyor. Forex piyasalarına dahil oldu Türkiye. Birçok firma açıldı bununla alakalı. Profesyonelleşmeye doğru gidiliyor zaten ki profesyonel bir hal aldı aslında. Ek olarak büyük bir işlem hacmi olduğu için manipülasyona pek mal vermiyor. Yani manipüle edilebilecek bir piyasa değil. Ancak tabii yine her ne kadar böyle söylesek de manipüle edilen piyasa haline zamanla gelecektir. Çünkü bazı açıklamalar bu piyasayı etkiliyor. Forex'in biraz tarihinden girmek istiyorum. İlki 73 yılında galiba kurulmuş. O da nereden hatırlıyorum? Benim doğum tarihim. O kadar eskiye dayalı yani. Tam 42 sene olmuş. Peki Türkiye'deki yatırım aracı kurumları Forex'e mi dönüştü diye bir soru geldi aklıma şimdi. Şimdi aslında kurumlar değil de kişiler, yatırımcılar Forex'e yöneldi. Çünkü sebebine gelirse 1000 dolarınız var. Yani örnek olarak 1 dolarınızın olduğunu farz edin. 1 dolarla fazla 1000 dolarla işlem yapamazsınız. Niçin? Cüzi bir para. Çünkü 1000 doların karı ne olabilir? 10 dolar olur, 20 dolar olur. Ama Forex piyasasında durum bundan farklı. Yani 100 katı işlem yaptığınız için 1000 dolarınız 100 katı hale geliyor. Ama çok ciddi bir risk zaten, değil mi? Tabii ki. Öncelikle çok iyi bilmek lazım, öğrenmek lazım. Tabii ki. Bunun eğitimini almak gerekiyor. Tabii ki eğitimin alınmasının yanı sıra bir haber avcılığı olması gerekiyor. Yani haberleri iyi takip etmek gerekiyor. Artık zaten bununla alakalı teknik analizler vesaire genel kabul görmüş teknik analizler var. Ancak bunlar da artık fazla işlemiyor. Çünkü FED bir açıklama yapıyor. Örneğin dolar TL ya da dolar euro dolar gibi paritede bir yüksek hacimli bir değişim oluyor. Hı hı. Dolayısıyla artık teknik analizle, yani çalışmak da buna yetmiyor. İyi bir haber avcısı olmak gerekiyor. Peki siz iyi bir haber avcısı mısınız? Yani Fed'in davranış şekilleri aralık itibariyle çok enteresan. Evet. Ben de takip ediyorum Fed'in davranış şeklini. Çünkü ekonomiyi yöneten en önemli noktalardan bir tanesi. Siz nasıl görüyorsunuz acaba? Yani Fed'in önümüzdeki ikinci çeyrek sonuna doğru yaklaşırken davranış şekillerinde bir değişiklik olacak mı, yoksa Eylül'e kayacak mı Fed'in faiz oranlarını açıklaması? Şöyle bir şey var. Fed devamlı bir açıklama yapıyor.
İlk önce şunu bilmek gerekir. Mesela Türkiye'de ayda bir kere açıklama olur. Faiz oranıdır, TEFE'dir ya da TÜFE gibi oranlar. Ancak FED günde 5-6 adet açıklama yapıyor. Dolayısıyla hangi açıklama hangi yönde olacağı inanın kestirmek çok zor. Hı hı. Hani şöyle olur dersem tamamen kumar oynamış olurum. Yani dolar açısından aşağı yönlü bir hareket olacak ya da yukarı yönlü bir hareket olacak. Buna bağlı bir açıklama yapacak desem size pek doğru olmaz. Çünkü birçok açıklaması var. Faiz ile alakalı FED şu an tam şeffaf değil. Yani bu kurum şu an tamamen nasıl anlatayım size? Direkt böyle FED'den mi bahsediyorsunuz şeffaf olmadığını? Şeffaf değil çünkü onu belli ederse zaten doların akıbeti ortaya çıkacak. Hı-hı. Dolayısıyla tam şeffaf davranamıyor. Son dakikaya kadar ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Tabii söylentiler oluyor. Deniyor ki işte FED faiz oranlarını şu şekilde düzenleyecek. Bu şekilde olacak ama sadece söylentiden ibaret oluyor. Kesin bir yargıyla yaklaşamıyoruz. FED'in davranışlarını etkileyen en önemli etkenlerden bir tanesini söyler misiniz? Mesela siyasi baskı altında olduğunu görmekteyiz. Çünkü Cumhurbaşkanı hani söylemişti bundan birkaç ay önce faizleri indir Merkez Bankası demişti ve 50 baz oranında bir indirim gerçekleştirmişti. Acaba siyasi baskının etkisi var mıdır bu seçimlerden sonra? Türkiye açısından mı Amerika açısından? Türkiye açısından. Yani bir baskı mevcut ama şöyle bir durum söz konusu. Cumhurbaşkanı açısından baktığımızda baskıda baskı yani tam baskı denilemez buna. Şimdi belli bir sistem vardır. Faiz oranları yüksek olursa ne yapılır? Herhangi bir riske girilmez. Bankaya paramı atarım. Faiz alırım her ay. Yüksek bir faiz. Risk de yok. Risk olmadan da getirim de güzel. Herhangi bir yatırımda... Yani faizler artırılsın mı diyorsunuz siz? Faizler artırılsın demiyorum. Cumhurbaşkanı tarafından bakıyorum. Mesela Cumhurbaşkanı... Siz niye... kendi tarafınızdan bakın. Kendi tarafından bakıldığında... Yani Türkiye açısından. Evet. Faizler artırıldığı takdirde... Evet. Vatandaş nasıl bundan faydalar veya zararlar nasıl görebilir? Faizin artması iyi bir şey değil. Ama enflasyonun indirilmeden düşürülmesi de felaket olur. Ama enflasyon zaten indirilmeden faiz zaten artmaz. Yok. Enflasyon inmeden faiz inmez. Evet. Yani o da aynı doğru orantıda. Şöyle bir yanlış düşünce var toplumda da. Bizim toplumumuzda. İlk önce faiz indiriliyor, sonra enflasyon düşüyor. Hı hı. Şeklinde bir bakış açısı var ama durum böyle değil, gerçek bu değil. Enflasyon düşer, sonra ardından faiz buna bağlı olarak düşer. Yani faiz düşüren değişken zaten enflasyondur. Nedenlerden bir tanesi bu, enflasyon evet. Yani. Peki, Forex'te teknik... Analiz, yatırım kararının yardımcısı mıdır acaba? Bundan 2-3 sene önceye kadar ben de yardımcısı olarak inananlardım, yani inanıyordum buna. Ancak şu an baktığınızda biraz önce de aktardığım gibi FED'in açıklamaları ya da gelişmiş bir ülkenin, İngiltere'nin açıklamalarına baktığınızda bu açıklamaya bağlı olarak işlem görüyor pariteler. Dolayısıyla teknik analiz pek Forex piyasasına tutmuyor. Çünkü çok aşırı volatil bir piyasa. Yani hisse senedi piyasaları gibi değil. Hı hı. Ve kaldıraç etkisi de olduğu için risk de taşıyor zaten. Teknik analize güvenmek pek doğru olmaz. Tabii bir kısım ekonomistler teknik analizin bu piyasada çalıştığını ifade ediyor. Bir kısmı da bunu kabul etmiyor. Ben şu an kabul etmeyenlerdenim. Çünkü politik gelişmeler para birimlerini büyük ölçüde etkiliyor. Teknik analiz, yani birçok teknik analiz, mesela Fibonacci diye bir teknik analiz şekli var, Fibonacci fanları ya da ilişkili güç endeksine bakıyorsunuz. Tamam, hani birkaçı tutuyor ama bu yani rulet oynamak gibi bir şey. Kırmızı renk gelecek, siyah renk gelecek. Zaten bu... Çok büyük risk yani. Hiç evet. Bunlara evet girmemelerini öneriyorum o zaman. Peki,
Türkiye'de faiz indirimini dedik. Evet. İndirilmemeli mi, indirilmeli mi? Enflasyon düzeltilmeli. Orantılı. Evet, tabii. Faiz ona göre zaten indirilmeli, indirilmemeli değil. Zaten bu belli bir sistematik içinde kendi kendine oluşan bir şey. Hani bu Merkez Bankası Başkanı'nın tekinde olan bir şey değil. Bu sistem olarak kendi iner ya da çıkar. Hep bazı politikalarla bu indirilebiliyor, çıkartılabiliyor. Ancak artık bu faiz indirimi durumu demode bir durum oldu. Artık bunu gelişmiş ülkeler bu şekilde gerçekleştirmiyor. Mesela 2008 krizine bakalım. Amerika'nın yaptığı, Amerika'nın ve İngiltere'nin yaptığı işlemler, yani bu tahvil alımıyla tahvil alımı yapmaya başladı. Hı hı. İlk başta faiz indirimi yapmaya çalıştılar. Hatta sıfırlara kadar düştü neredeyse. Yani o seviyelere çok yakın oldu. Ne oldu? İşsizliğe bir çare bulamadılar. Ekonomik darboğaza bir çare bulunamadı. Çare ne oldu? Çare şöyle oldu. Tahvil alımı kararı. Tahvil alımı yapınca ne oluyor? Finansal kuruluşların finansal araçlarını aldığınızda ortada bir para söz konusu oluyor ve likidite söz konusu oluyor. Ve dolayısıyla piyasa düzene girebiliyor. Tahvil alımı aktivitesi faiz indiriminden daha etkin olarak gözüküyor şu an. Çünkü bütün gelişmiş ülkeler daha mı garanti yani? Etkin derken daha mı garantili? Daha mı garantili? Sonuçlara baktığımızda Amerika'nın durumu şu an, o 2008'i çok güzel atlattı. Hı-hı. Zor atlattı ama atlattı. Nasıl atlattı? Faiz indirerek değil. Sonuca baktığımızda tahvil alımları yaparak. Ve bu tahvil alımını da belirli zamana yaydı. İşte tahvil almayı düşünüyorum. Şu tarihte alacağım. Hı-hı. Şu tarihte almayacağım. Diyerek kendisi, buna şey diyorum ben, kendim taktığım ismini, dudak ekonomisi. İki dudağın arasında. Tahvil alacağım, almayacağım gibi. Ona göre ekonomisini şekillendirdi. Nasıl bir yol izledi? Yani Amerika Devleti ne yaptı, nasıl yönlendirdi insanları bu tahvil alımlarına? Tahvil alımını devlet tahvil alıyor. Hı hı. Yani alım yapıyor. Finansal kuruluşlar eline para geçtiği için, hı hı, sonuçta para olduğu zaman, likidite de ortaya çıktığı zaman insanların güveni de artıyor. Ona göre yatırım yapmaya başlıyorlar. Harcamadan kaçınılıyor. Dolayısıyla bu da ekonominin önemli araçlarını etkiliyor ve ekonomiyi etkin hale getiriyor. Hı hı. Dolayısıyla bu faiz indirimi olayından önce bu kesinlikle tahvil alımı gibi bir, yani illa tahvil alımı da değil, başka yöntemler de bulunabilir. Yani faiz indirim çözüm değil. Kısa vadede büyük bir felaket söz konusu olabilir. Uzun vadede? Uzun vadede zaten uzun vadede de yine felaket olur ama tabi uzun vadede kendimizi düzeltebilir miyiz, düzeltemez miyiz? Onu görebiliriz ancak ülke olarak. Çünkü faiz indirimi inanın enflasyon öncesinde yapılması çok büyük bir hata olur. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Ama biz hep bekliyoruz ki Fed'in faizleri indirsin, insanlar biraz rahat nefes alsın, hı hı, diye düşünüyoruz. Ama Forex ile ilgili bir sorum daha olacak size. Tabii. Piyasada kesin tahminler yapılıyor mu acaba Forex ile ilgili? Kesin tahminler? Böyle bir algı var mı acaba? Hani bazı aracı kurumları ya da işte Forex danışmanları, brokerlar diyelim onlara eski adıyla, örneğin arıyorlar, beni de arıyorlar. Dolayısıyla hani diyor, yönlendirmeye çalışıyorlar ama ben bilmediğim için hani bu işe asla girmeyi istemiyorum. Girmek istemiyorum ama bunun bir eğitimi var mı? Ya da size nasıl yardımcı oluyorlar? Şimdi bununla alakalı yazılmış kitaplar var. Ben de yazdım. Teknik analizi. Tam da teknik analizi böyle bir giriş şeklinde. Genel bilgi. Zaten internetten de bu bilgiyi alabilirsiniz. Ancak bir, önce kitaplardan öğrenebilirsiniz. İki, demo hesap açabilirsiniz. X bir firmanın demo hesabını açtığınızda oyun oynar gibi kendinizi belli bir tarihsel hareketi var tabii. Mesela altın. Ama bana hiç güvenli gelmiyor bu. Yani ben bilmediğim için gelmiyor tabii. Tabii ki bilmediğiniz için zaten riskli bir piyasa. Kaldıraç olduğu için şimdi hisse senedi piyasaları Forex kadar mesela riskli değildir. Forex piyasası, hı hı, kaldıraç işin içine girdiği için çok büyük getiriler sağlıyorsa ama bir o kadar da o
getirilerden getirileri kaybedebiliyorsunuz. Hatta ana paranız bile gidebiliyor. Hı-hı. Dolayısıyla bunu öğrenmeden ya da kendinizi denemeden demo hesaplarda. Bu demo hesapta hayali bir para var. Atıyorum 100 bin dolar. 100 bin dolar da işlem hakikaten yapıyorsunuz. Hakikaten hayal yani. Gerçekten hayal bir rakam oldu. Evet, devam edin lütfen. 100 bin dolarla işlem yapıyorsunuz. Atıyorum 0.30'luk bir altın alım yaptınız. Ya da GBP Ağı'da aldınız. Alım satım yapıyorsunuz. Yani marka ismi vermeden lütfen. Efendim? Marka ismi vermeden lütfen. Şey, parite. Ha. Parite isimleri bunlar. Hı hı. Dolayısıyla bu pariteleri alıp sattığınızda bu para birimlerini ya da emtiaları kendinizi belli bir sürede uzmanlaştırabilirsiniz. Tabii ki hani profesyonel olmazsınız ama belki ufak ayda ufak başlayabilirsiniz, evet. Yani. Peki kesin tahminler yapılıyor mu? Hayır. Yapılmıyor. Yapılamaz. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, bir hava tahmini yapıyorlar mesela. 10 tanesinden 8 ya da 9'u bilmiyorum, belki de 10 tutuyordur. Hani onda uzman değilim. Ama finans piyasalarında kesin tahmin yapılamaz. Yapılamaz. Yani nokta vuruşu yapamazsın. Şimdi üniversitelerde öğretiliyor. Tıpkı dolar, euronun gidişatına yapılamayacağı gibi yani. Tabii ki yani euro dolar yine belli açıklamalara göre işlemler yaparsınız ama nereye kadar? Örnek veriyorum size, dolar mesela 2.55 oldu diyelim, düşmeye devam etti, 2.50 oldu, belki 2.48 olacak, hı hı. Belki 2 olacak, belki 3 olacak, ne zaman olacak, nasıl olacak, bunlarla alakalı ekonomik yani finansal modellemeler yapılıyor. Hı hı. Üniversitelerde de bunlarla alakalı dersler veriliyor. Ancak hesaba katamadığınız değişkenler var işin içinde. Dolayısıyla bu modeller ya da teknik analiz ya da 12'den vurabilme gibi, bu analizlerle 12'den vurabilmek gibi bir şansınız yok. Peki hemen dolar ve euronun seyrine dönmek istiyorum. Aralık ayından bu yana çok ciddi dolar değer kaybetti, değer kazandı. TL çok ciddi değer kaybetti. Yaklaşık 17 Aralık itibariyle %56 olduğunu bilmekteyim. Ve çok hızlı bir yükselişe geçti. Değer TL'nin, evet, de çok hızlı değer kaybetmesi gibi yani. Peki doğrudur. Bu yıl sonuna kadar bu trend nasıl ilerleyecek sizce? Şimdi öncelikle buna diğer para birimlerine de bakarak gidersek, dolar, bırakın diğer para birimlerini, başka ülkelerin para birimlerini, altın karşısında da değer kazandı. Bir kere bu Fed'in açıklamaları bunu etkiledi. Dediğim, hı-hı, gibi dudak ekonomisi dedim ya. Dolayısıyla değer kazanmaya başladı. Türk lirası da bunun karşısında değer kaybetti doğal olarak. Bir de her ülkede yani yaklaşan seçimler ekonomiyi az da olsa çok da olsa etkiler. Dolayısıyla bir seçim. Yani seçimin etkisinin olduğunu mu düşünmektesiniz? Tabii ki genel seçim olacak. TL'nin değer kaybetmesi mi? Tabii doların değer kazanması mı? Yani seçimlerde çok etkili olduğunu Şimdi ikisini de bakalım. Fed'in açıklamaları bir etkilemiş. Artı Türkiye'de koalisyon mu kurulacak? Aynı hükümet mi kalacak? Ne olacağı şu an tam belirsiz değil. Nasıl hani finans, ekonomi tahmin edemiyoruz. Bu seçimleri de tahmin etmek biraz güç. Seçimlerle nasıl paralel gidebilir? Yani doların değer kazanması ya da kaybetmesi. Şimdi belirli bir düzen vardır. O düzen değiştiği zaman, örnek veriyorum siz hani bir evde yaşarsınız 2 sene, 3 sene. Taşındığınız zaman mutfak farklı yerdedir. Şaşırabilirsiniz ilk günler. Hı-hı. Onun gibi düşünün. Yani hükümetin değişmesi, aynı kalması ya da koalisyonun kurulması parayı tabii ki de etkileyecektir. Tabii yani. Enflasyonun düşmesi burada. Doların çıkmasına neden olabiliyor. İşsizliğin artması, bunların hepsi etkili olduğunu düşünmekteyim ben. İşsizliğin zaten tabii ki zaten bu işsizlik, işsizliğin artması enflasyonu da etkiliyor. Ne oluyor? Türk lirası değer kaybediyor. Bunların hepsi birbirine bağlıdır zaten. Hani hepsi birbirine bağlantılı bir döngü şeklindedir. Hepsi birbirine bağlıdır. Dolayısıyla zaten süper bir ekonomi dünyanın hiçbir yerinde yok. İşsizlik her yerde var zaten. Ama işte %2, ama %15, ama %10. Bir şekilde işsizlik
Söz konusu Amerika'ya baktığınızda homeless denilen bir durum var. İnsanlar, birçok insan dışarıda yaşıyor. Dünyanın süper gücü olarak deklare edilen ülke. Orada da açlık sınırının altında yaşayan insanlar olabiliyor. Dolayısıyla süper bir ekonomi yok zaten. Tüm dünyada diyorsunuz. Tabii ki. Doğrudur. Peki altına dönmek istiyorum ben. Altının değer kaybetmesi, değer kazanması. Orta Doğu'da hani bu altın tabii çok paralel ilerlediği için Orta Doğu'da çok sıcak bir savaş var. Evet. Ve bu altın ne kadar etkilendi bu Orta Doğu'daki sıcak savaştan? Bu savaş 10 sene önce çıksaydı altın bayağı etkilenirdi. Ama şu an hiç etkilenmedi. Yani Suriye, Irak gibi ülkelerdeki karışıklıklar, IŞİD'in patlak vermesi vesaire, bunlar altının, yani bu türlü söylentiler, hatta bu durumların başlangıcındaki söylentilerin başında altının tavan yapması gerekiyordu normalde. Çünkü ne olur, bir savaş korkusu sarar ya da bir karışıklık durumu. Ama bizim ihracat oranlarımız Orta Doğu'da geçtiğimiz yıllarda ve son iki yılı baz alırsak çok ciddi bir düşüş var. Çünkü oradaki pazarımızı kaybettik biz. Dolayısıyla bizim altını oraya verme olasılığımız neredeyse kalmadı. Yok. Ve Orta Doğu'daki altının hiç etkilenmemesi hakikaten beni endişelendirdi şimdi. Orta Doğu'daki altın etkilenmemesi değil. Yani dünyanın herhangi bir yerindeki savaş ya da bir karışık, Ukrayna mesela. Ukrayna döneminde de, yani Ukrayna'da bir karışıklık oldu. Yine altın pek, yine biraz yukarı doğru gitti ama ben daha fazla, hani daha yüksek seviyelere geleceğine inanıyordum. Hı. Ama hiçbir bir değişiklik olmadı. Bir devalüasyon gibi olacağını düşündünüz yani galiba. Altın değer, çünkü bir savaş, evet bir savaş oluyor, başlıyor. Mesela şöyle bir anlaşmazlık oldu iki ülke arasında dendiği zaman altının her zaman tavan yapması yaptığı gözlenmiştir zaten. Ama bu son 2 senedir, yani 2014 başından beri hiçbir değişme olmadı. Yani altın karışık durumlarda, yani kötü şeyler altın olumlu etkiliyor, değer kazandırıyor. Peki altın yatırım aracı olarak hep bizim algımızda, evet, böyle bir şey vardır. İşte ben hatırlarım, annem yatırım yapmak adına ufak tefek altınları bir kenara koyardı. Şimdi bu algı biraz yok mu olmaya başladı? Tabii de şimdi şöyle, piyasalar şöyledir, bir ekonomistin bir lafı vardır. Kimileri alır, kimileri satar. Borsada ya da işte borsa açısından söylüyorum. Ve iki tarafta kendini akıllı olarak nitelendirirler. Şimdi burada da altını kimileri alıyor, çok hı-hı, düştü diyorlar. Şu an seviyesi kaç size söyleyeyim, 1195'lerde, 1220 arasında. Gidip geliyor 1190-1220 arasında gidip geliyor. Yani son bir haftada zaten düştü ons cinsinden. Bu değer kaybından, aman bu kadar düştü, yaza doğru, yazın sonuna doğru 1300 olur diye düşünen de oluyor. Ve altın alan da oluyor. Bir kısmı da belirli bir güvensizlik ortaya çıktığı için, devamlı bu emtia düştüğü için, hı hı, aman biz bunu, bu kadar zarar ettim, daha fazla da zarar etmeyin diyerek satıyor. Aslında önemli olan şu, sizin dediğiniz gibi yatırım aracı olmaktan çıkartılmaya çalışılıyor. Yani altın dışında biz hep sığınırdık, liman, evet, gibi görürdük altını. Hani yine de en kötü anımda altınımı bozdururum diye, değer kaybetmez diye. Yani hani dolarda, euroda ya da diğer para birimlerinde çok farklı parametrelerle ilerleyebiliyor. Ama altında hep bir algı vardır. Altın hep çıkar deriz. Yani hiç değer kaybetmez diyebiliriz. Toplum olarak tabii. Evet. Bizim yargılarımız, değer yargılarımız, altına karşı düşüncemiz o. Hep yukarı olarak. Bir görüyoruz, yatırım aracı olarak kullanma olasılığımız çok yüksek. Savaş bile çıksa para geçmez, yine altın geçer. Yani evet, eski şeyler der ya, dedelerimiz, ninelerimiz, işte kırarsın altına, bir şekilde savaşın içinde bile olsanız geçer. Hani hı hı, bu tarihten bu şekilde geldiği için, yani altın bana göre 100 sene önce de yatırım aracıydı. Bugün de yatırım aracı, gelecekte de yatırım aracı olacaktır. Ancak sizin de söylediğiniz gibi yatırım aracı olmaktan çıkarılmaya çalışılıyor. Aman altına yatırım yapmayın. Nereye yönlendirmeye çalışıyorlar?
altınlı yatırım aracı olarak çıkarılmaya... Yabancı paralar olabilir. Repo olabilir. Yani bu altın zihniyetinden, yani insanların kafasındaki altın yukarıya gider zihniyetini silmeye çalışıyorlar. Altın her zaman altındır bana sorarsanız. Yani değer kaybetse de, ki değer kazanacağında, yani yazın sonuna doğru yükselişe geçeceğini düşünüyorum tabii. Kesin. Ben de düşünmekteyim ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Efendim, kısa bir reklam aramız var. Sonra hemen tekrar geriye döneceğiz.
Evet Hakan Bey, uluslararası mali krizleri, IMF'in duruşu, az gelişmiş ülkelerde ve bunların yapmış olduğu politikaları, Türkiye'deki yatırımcı davranışları açısından değerlendirirsek nasıl görüyorsunuz önümüzdeki 3. çeyrek ve 4. bölümde? Risk gördükleri için piyasada, yani kişiden kişiye değişir gerçi ama birçoğu risk algısını tamamen benimsemiş durumda. Hı hı. Dolayısıyla ihtiyatlı davranıyorlar. Yani böyle riskten biraz uzak yatırımlar yapmaya çalışıyorlar. Örnek veriyorum. En çok neye yatırım yapıyorlar mesela yatırımcılar? Faizler düşük olsa da şu an hani faiz oranları, hı hı, eskisi gibi değil. Bundan 20 sene öncesi gibi değil faiz oranları. Faize koyuyorlar paralarını. Yani repo yapıyorlar. Dolar alıyorlar. Yani, tabii forex piyasındaki yani kaldıraçlı. Ama şu dönemde doları almak çok riskli. Çünkü geleceğinde ne olabileceğini göremiyoruz. Tabii ki. Ancak yani diğer para birimlerini alıyorlar. Japonya'yı alabilirler. Şöyle genel anlamda söylüyorum. Dolar mesela 5 puan düşüyor. Abi buradan dolar alalım. Eski seviyesine gelir. Hı-hı. Düşüncesi oluştu. Ve daha az risk, yani paralarını sıfırlamayacak şekilde yatırımlar yapıyorlar. Dolayısıyla davranış da bu şekilde oturmuş durumda Türkiye'de son bir senede. Çünkü ciddi bir belirsizlik var ekonomide. Sırf Türkiye açısından da değil. Dünya çapında Yunanistan'a baktığınızda halen kendini düzeltemedi. Yani Avrupa, İtalya keza öyle. Avrupa da bu şekilde yatırım yapıyor. Yani riskli işlemlerden uzak duruyorlar. Türkiye'de aynı şekilde risk işlemlerden uzak duruyor. Peki, Türkiye'deki tüketici alışkanlıklarından en önemlisi alışveriş biliyorsunuz. Türkiye'de hem erkeklerin hem kadınların tüketim alışkanlıklarındaki en göze çarpan konu başlıklarından bir tanesi de bu plansız alışveriş. Evet. Bu konuda söylemek istedikleriniz var mı? Kişiler artık Türkiye'de gelirine göre alışveriş, yani gelirine göre harcama yapmıyorlar. Örnek veriyorum, 1000 TL alan bir kişi 2000-3000 TL'lik bir akıllı telefon kullanıyor. Bir lise öğrencisinin elinde bile çok muazzam lüks cep telefonu görebiliyorsunuz. Tabii ki kullanmasa, tabii insanlar kullansa ama gelirine göre kullansalar daha iyi olur. Yani hedonizmin yani plansız bir şekilde ilerliyorlar harcamalarını. Tabii ki. Tasarrufa yönelik değil, daha çok plansız bir şekilde ilerlediklerini zaten bir istatistik araştırmalarına göre de %49 kadınların, her iki kadından birinin, yani bu o demek, alışveriş konusunda plansız bir alışveriş yaptıklarını, erkeklerin ise %48 oranındaki erkeklerin ise plansız olarak sadece, yani en çok yapmış olduğu plansız alışverişinde gıda olduğu görmekteyiz. Gıda ve bu neyi gösteriyor? Bu neyi gösteriyor? Halen gelişmekte olduğumuzu gösteriyor. Tamamen hani gelişmiş bir ülke olamadığımız. Çünkü bir de eğitim seviyesi yüksek insanlar üzerinde yapılmış bu tür araştırmalar. Yani işin şey tarafı da bu. Yani umursamaz bölümü de var. %13'ü de umursamaz bir şekilde, yani ben işte plansız bir alışveriş yapmaya devam edeceğim yönünde istatistik araştırmalar sonucunda da bu çıkmış. Bu da enteresan bir sonuç. Nasıl yapıyorlar? Kredi kartlarına dayanıyorlar. Kredi kartları da sonunda ödeyemiyorlar. İcralık oluyorlar. Oradan bir kredi çekiyor, diğer kredi. Tabii dosyalar büyüyor, kabarıyor. Ondan sonra ekonomi bozuluyor. Türkiye ekonomisi ve bunlardan dolayı halkın refah düzeyi düşüyor. Niye? Devamlı borçlu, psikolojisi bozuluyor. Agresif bir yapıya sahip oluyor. Toplumsal sorunlar ortaya çıkıyor. Zaten feminen... Tabii evde de sorunlar çıkıyor bundan dolayı. Öyle değil mi? Tabii yani ki. Eve gidince işte diyor ki ne aldın diyor. Hani bu kadar bütçemiz vardı, ne aldın diyor. Orada plansız bir alışverişin getirmiş olduğu bazı sıkıntılar da söz konusu oluyor. Yani feminen bir yapıya sahibiz toplum olarak. Dolayısıyla her şeye ek olarak herhangi bir şey çabuk adapte oluruz. X bir şey çıktığında
hemen ona yöneliyoruz ve özellikle erkeklerde değil mi? Yani işte teknolojik anlamda tabii ki cep telefonları. Alım gücü yüksek insanlarda bu daha fazla tasarrufsuz yani plansız bir alışverişle ilerlediğini görmekteyiz. Ya plansız bir de cep telefonu var. Yenisi çıktı bunun. Aynı özellik zaten. Yani farklı bir özellik yok ki. Bu cep telefonu kendi kendine arama yapmıyor ki ya da seni üstüne binip uçmuyorsunuz ki. Yani farklı bir şey yok. Hani bir süpersonik bir teknoloji değil ki. Aynı. Zaten siz ne kadar zamandır kullanıyorsunuz telefonunuzu? Telefonum benim kırıldı. Düşürmüştüm. Yenisini aldınız. Yenisini almadım. Babam da vardı. Al dedi bana. Hediye etti. Sağ olsun. Onu kullanıyorum. Yani alacaktım ama öyle süper. Genelde bir şey ne kadar aralıklarla alırsınız o zaman? Burada da bir test yapıyorum ben. 3 sene yani kırılana kadar kullanıyorum ben. Öyle mi? Güzel. Lütfen devam edelim. Ben konuyu başka bir yönden aldım. Yani bu sırf cep telefonu da değil. Yani trafiğe bakıyorsunuz. Toplu taşıma araçları kullanılmıyor. Herkes bir arabanın içinde. Harcanan benzin, o arabaların eskimesi, sonra tekrar alınması. Yani bunlar bile ekonomiye zarar. Yani tabii ki herkes toplu taşıma aracına binsin, gitsin. Bunu demek bana da düşmez. Benim haddim değil ama Avrupa'ya baktığınızda en büyük yöneticiler bir bisiklete biniyor, vesaireye biniyor ya da toplu taşıma araçlarına biniyor. Buradan Kadıköy'e gideceksiniz. Zaten bir sürü toplu taşıma aracı var. Arabayla gidiliyor. Trafik oluşuyor. Tabii halkı tasarrufa yönlendirmek lazım. Tasarruf olması lazım. Zaten evet. Tüketim toplumuyuz. Yani biraz önce de aklıma gelmişti. Unuttum. Faizi mesela düşürürsek zaten Türk parası değer kaybediyor. Türk parasının da değeri düşecek. İnsanlar yatırımdan kaçacak. Zaten yatırım yapmıyoruz. Tasarruf yapmıyoruz. Tasarruf şu bir toplum değiliz. Harcama yönelik bir yapımız var. Daha fazla harcama yapılacak. Dolayısıyla ekonomi daha beter. Yani tüketime yani yönlendirilmiş olacak. Tabii diyorsunuz. Ki. Ne olacak şimdi? Faiz düştüğü zaman o para biriminin değeri düşer. Belki bunu yatırım aracı olarak kullanacaklardı. Yatırım aracı kullanamaz. Faizler düşünce ne yatırım yapacak ki? Yani oradan artırmış olduğu bir rakamı yatırım için yastık altına koyabilir, altına yatırabilir, başka yatırım araçlarını kullanabilir. Tabii ki ama istatistiksel anlamda yani toplumun yüzde kaçı bunu yapar? Ben zannetmiyorum yani tüketime. Zaten bu iktisatta direkt tüketime yönelilir toplum. Bu paranın değeri düştüğü zaman direkt tüketime yönelindiği için büyük bir sıkıntı oluşur. Zaten ihracatta mesela %12 oranında bu kur dalgalanması, dolar TL dalgalanmasında %12'lik bir düşüş olmuş. Yani iyi bir yöne gitmiyor. Buna tüketim alışkanlıkları da eklendiği zaman çok kötü bir ayrılıyor. Yani işin içinden çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla evdeki hesap da çarşıyormuş. Şimdi taksiye biniyorum ben mesela. Diyorum ki ne kadar maaş alıyorsunuz? Oraya gidiyorum. Ne kadar maaş olsun? Herhangi bir kişiye soruyorum. X kişiye soruyorum. Şu kadar maaş alırım. Bakıyorum maaşlarına. Tükettiklerini soruyorum. Ya da kullandığı cep telefonu ya da kullandığı ne bileyim sigarayı. Maaşına uygun bir kullanım değil. Yani kullandığı cep telefonunun yani 10 bin TL maaş alması gerekiyor ki o cep telefonu kullanması gerekiyor. Benim hesabıma göre. Ama kimisi de diyor ki benim tek lüksüm bu diyor. Ben diyor sigara içmiyorum, başka bir şey yapmıyorum diyor. Bu şekilde geri dönenler de var. Peki efendim, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tüketim alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ülkeyi en çok zedeleyen bu. Yani bu tasarrufa yönlenmeliyiz. Tasarrufa yönelsek zaten ekonomi kendi kendine rayına oturacaktır. İnşallah. Efendim katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Mutlu kalın.